annemin 40 senelik sandığını açtık, kurcalıyoruz arkadaşlar. Ne var ne yok bakacağız şimdi içine. Açtık purçları, bohçaları, bakıyoruz. Bakalım neler var, neler yok. Çeyizlik, bir sürü şey bakın. Anne bunları kim işledi böyle? Çok eski belli. Onlar kaymak obadan. Aynı o kadar güzel. Hepinize yaptım ya. Neyse, tepsi ya, yaptı annem görecek. Bunlardan bize göreceğiniz. Benim öbür evde tabi de. Göstermişimdir. Çok güzelmiş. Şuna bak ya. Maşallah. Oturulur tabi. Çok güzel. Anne. Bunun aynısından bende var. Sende var mı? Düğünlerde yeni yeni sar bunları. Şey düğünlerde diyorum, bayramda. Bak düz de çok güzelmiş. Ben böyle düz seviyorum neyse. Yok yok mu? Ha. Dur bir yüzüme takayım. Yakışırsa şey yapayım. Ben düz renk seviyorum. Annemin çeyizi bunlarda arkadaşlar. Bakar mısınız? Bardak altlı. Bu ne? Tesbih. Kibritlik. Ha, kibritlik mi? Evet. Aa, ne kadar değişik. Şeker bunu götür kız. Bunlar çok güzel bunlar. Ha. Almanya'dan anneannem getirmiş bunları. Fular. Bak şu da çok değişik. Kaç senelik? 40 seneyi geçiktir herhalde. Tabii 50 senelik. 50 senelik çeyizleri. Bu pijama takım babamın damatlık pijaması. Gaffur pijamalarından var. Aa, ben onun seccadesi sandım. Çok değişik. Evet, bakayım başka neler var. Yastık kılıfınız. Bu da bohçamız. Bohça da çok güzel. Bu da yine örtü. Mevlüt örtüsü. Ne güzelmiş danteli bile. Bunlar da Almanya'dan fistolar, yatak takımları. Bunlar da benim annemin çeyizi. Bunları hatırlıyorum ama ben. Çocukken bunları evet sandığın yüklüğün üstüne seriyorduk böyle. Bunlar da Ali'nin sünnetlik takımları. Evet, biz Teddy'ye geldik. Çocukları öğlen uykusuna yatırdık. Hemen evin yakınında bir Teddy var. Annemin eksikleri vardı. Birkaç parça onları almaya geldi. Bakalım. Hadi girelim içeri.
Lavanın ızgaraları gelmiş 70 liraya şoka. Biraz daha büyük olsa Murat istiyordu bunlardan, çok güzel. Lavanın döküm ızgaraları gelmiş. Yağdanlık. Annemin market alışverişini göstereyim. Şok market alışverişi. Şöyle bir tane Comfort'un tuvalet kağıdını aldık. 16 tane. Ondan sonra gelin pastası yapacağım ben. Bugün kalabalığımız hazır. Bu akşam da dönüyoruz artık. O yüzden şöyle 2 paket Hindistan cevizi aldı. Şöyle bir tane de kakao aldı piyalenin. Aslında ben dedim sabahtan anneme ıslak kek yapayım dedim. Erkek kardeşim de A101'deki beyaz çikolata soslarından almış. Hani ıslak kek yapayım, üstüne desen veririm dedim. Sonra ablam dedi senin gelin pastan çok güzel oluyor, ondan yap dedi. Sonra böyle Hindistan cevizi 2 paket. Bunları da böyle Arco'nun en uygunu zeytinyağlısı, bir de normal klasik olanı, bir de bu var. Dedim bu nasıl acaba dedim, tüm ciltler için 1.95'ti fiyatı. Ondan sonra gelin pastası için nişasta falan burada şimdi yok. O yüzden dedim hazır muhallebi kullanayım, böyle puding 2 paket. Sonra akşam yemeği için tavuk var. Direkt bunları buzdolabına kaldıracağız şimdi. Sonra yine gelin pastası için 2 kutu süt aldık böyle. Şöyle. Sonra yine gelin pastası için krem şanti aldım ama şimdi ben ona muhallebi koyacağım. Üzerine de Hindistan cevizi serpeceğim. Belki krem şantiyi hiç kullanmayız. Bakalım. Yine bir tane süt. Çünkü 1 litre süt gidiyor bir tanesinde. Ondan sonra yine akşam yemeği için tavuğun yanına makarna yapacağız. Pratik yapalım dedi. Karpuz da var. Hani çok şey olmasın. Yenmiyor, etmiyor yemekler. Yine bir tane bu kremden de ablam almış. Ondan sonra yine kalabalık olduğumuz için şurada da yine but falan var. Bir tane de şöyle finger bisküvi. Bu da bir tane kalmış. 9 lira mı neydi fiyatı? 5 paket var içerisinde. Bir paket de bundan. Buradaki eve yeni bir düzen kurdu. O yüzden böyle şeyleri yoktu. Burada ne alırsam 5 TL'ci var. Böyle bir tane çöp tenekesi aldı banyoya. Hasır desenli. Yanına da böyle bir klozet fırçası. Aynı renk yoktu. Bu da 5 lira. Böyle bir tane sepet aldı. Çok amaçlı. İçine istediğini koyacak. Şöyle de 3 tane tepsi. Bunlar da 5 lira. Paslanmaz çelik diyor ama bakalım nasıl. Üçümüze böyle. Sonra bir tane ben böyle buz kalıpları istiyorum. Daha doğrusu Murat istiyordu. Kolaları, içecekleri atmak için 5 liraya böyle buz kalıpları aldım. Yine annem böyle bir tane kek çırpmaya, hamur yoğurmaya kabı yoktu. 5 liraya bir tane aldı. Bir tane kalmış zaten. Yine mutfakta kullanmak için böyle meyve falan yıkamaya. Bulaşıklıkları hiç sevmiyor. O yüzden bunu lavabonun kenarına koyuyor. Bardakları yıkıyor. Bunun içine ters çeviriyor böyle. 5 liraya da yine bunu aldı. Bir tane böyle Teddy'den 1 liraya yine pirinç yıkamak için süzgeç aldık. Sonra şöyle 5 liraya güllü sıvı sabun. Ondan sonra Zeynep'e şöyle tütü takım aldım ben Teddy'den. Ne kadar fiyatı? 39.99. Normalde Waikiki'de baktım. Bunlar sadece 25 liraydı şu etekleri. Bu böyle tişörtüyle birlikte 40 lira. Çok güzel. Bakalım giydireceğim nasıl olacak. Ondan sonra yine annemin bulaşıklığı yoktu burada. Bir tane bulaşıklık aldı böyle. Bunlar şimdi yıkanacak köpür köpür. Aynen kaşıklı kaldı çekmecenin içine. Ondan sonra bir tane böyle çamaşır sepeti. İki tane de Teddy'den 1 liraya tuzluk aldı. Ondan sonra bir de şöyle kapı arkasına, yatak odasına askı. Bir tane de maşası yoktu, maşa. Bu kadar. Olabilir. Böyle bu kadardı alışverişimiz işte. Şimdi bunlar yıkanacak, sonra yerleştirilecek. Evet, soframız hazır arkadaşlar. Bugün böyle ekşili köfte yaptı annem. Nohutlu böyle minik minik köfteler.
Bir de fırında ızgara tavuk yaptık böyle. Ben her zaman yapıyordum ya mangal sosu. Aynı öyle yaptık. Ortaya koyduk böyle. Sosunu da bunun altından bandıramayız diye sosunu da böyle tabaklara koyduk. Salata, limonata. Annemin ev yapımı limonatası. Çok güzel. Gerçekten aynı Uludağ markasının limonatası oluyor ya hazır. Aynı onun gibi oluyor. Çok güzel. Sıfır acılık ve sıfır katkı. Ama çekemedim sizlere. Artık bir dahaki sefere kurbanda falan paylaşırım. Çok mükemmel oluyor yani. Hadi şimdi herkes sofraya gelecek. Bize afiyet olsun. Otur sen de. Oraya da Emirhan geçecek. Bakın Zeynep buraları kurcalıyor. Muhammed de orayı, tencere dolabını. Görüyorsunuz mu? Hepsi mutfak dolaplarında. İçeride bir sepet oyuncak var. İkisinde oyuncakla işi yok. Tencere. O ne? Kepçe. Kepçe, evet. Bak bunlar yemek yapacak. Muhammed, Muhammed. Ben de burada kek yapıyorum. Geçen sütsüz yumurtasız kek yapmıştım ya, yine yapıyorum ondan. Güzelce çırptım malzemeyi. Şöyle orta boy borcamda yapacağım. Süt yok, yumurta yok. Yoğurt yok. Burada da kuru üzümleri unladım. Bunları bu sefer şişirmedim. Böyle kuru bir şekilde yapacağım. Bu sefer de böyle deneyelim dedik. Bakalım. Çok sevildi o kek. Buraya getirdim yaptıktan sonra. Çocuklar yedi. Şimdi gene yapayım dedim. Atıştırmalık iyi oluyor çocuklara. Evet. Şöyle yağlayalım borcamımızı. Fırça var ama fırça çocukların ellerindeydi sabah. Şimdi kim bilir nereye attılar onu. O yüzden elle böyle yağlayıp hemen döküyoruz. Hadi bakalım. Üzümleri de ekledim. Şimdi doğru fırına sürüyoruz. Eve geldik. Çocuklar böyle yattı. Televizyon izliyorlar. Ali özlemiş televizyonu gerçekten. Yol gerçekten yoruyor insan arkadaşlar. Saat 11 oldu. Şurada da beni bekleyen bir Elsiva 2.2 poşeti var. Ama onu da yarın videoda paylaşırım. Şimdi bu saatten sonra açıp da onları hiç paylaşamayacağım. Çok merak ediyorum ama yarın sizlerle birlikte açarız paketi. Sizlerle birlikte artık neler gelmiş, bakayım aldıklarım nasıl, güzel mi, onlara bakarız. 400 liralık bir Elsiva 2 alışveriş yaptım. Çocuklara kıyafet alışverişi. Yarın açacağız hep birlikte. Şimdi ben geldiğim gibi böyle elimi yüzümü yıkadım, oturdum, azıcık çocukların üzerini değiştirdim. Burada eşyalar, Zeynep hemen poşetleri kurcalıyor. Zeynep çantaları falan döküyor. Bunları bir çıkartayım. Şöyle tezgah koyayım. Ne var ne yok. Ondan sonra artık yatmaya hazırlanırız. Bu saatten sonra da hiçbir şey yapmayız. Herkes dağıldı evlerine. Anne, abimler evine. Ablamlar Bursa'ya evine. Biz de buraya geldik. Herkes evlerine dağıldı. 4 günlük toplu böyle. Kalabalık aile sofralarına son verdik. Özlemişler buradaki evi. 10 günden fazla herhalde.
burada değiliz. 10 günden fazla olmuştur herhalde. Tam hatırlamıyorum ama. Şimdi bu evde internet olduğu için videoyu düzenlerim ve YouTube'a yüklerim. İnternet gerçekten çok sıkıntı oluyor YouTube'la böyle vlog paylaşanlar için. Ben de Mudanya'da bunun zorluğunu yaşadım gerçekten. Burada yine düzene girerim inşallah. Daha uzun, daha güzel videolar çekerim, sizlere paylaşırım. İnşallah bugün de severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.